Evet, Yasemin'in özel dereotu. Aa, dereotu. İyi ki çekiyorum bak. Benim bu videoları Dereotunu çekmem ne kadar işe unuttum yarıyor ya. gördün mü? Dereotunu getirsene kızım. Dereotunu getirsene Ha, eve. Dereotlu nerede? poğaça yapıyoruz. İçinde dereotu yok. Ben de ne eksik diyor. Bu zaten aslında dereotu yok da Ama tadı güzel unutuyorum ben. yakışıyor aynen. Aynen. Şunu getiriyorum. Tamam dereotuysa getir. Daha hani daha fazla var mı Yok diyorum. yok o var. Zaten şöyle birazcık daha at. Şöyle geniş at da yapışmasın. Tamam Biraz yeter. daha at bence ya. Çok alıyor. Kıyamıyorum da fark ettiniz mi dereotuma? Her şeyin içine attığım için olabilir mi? Dereotlu poğaça yapıyoruz. Dereot yok. Bak size çektiğim için Allah yüzümüze baktı. Dereotunu katmayı fark ettik. Gördünüz mü? Aynen. Yasemin hamar atlığı tuttu şöyle. Ne hamaratım. Çok Bayağıdır hamaratım. yapmıyoruz ama Yasemin. Pişer pişmez 75 taneydi. Evet, Didem kafayı sıyırdı. Pişer pişmez 75 tane yiyecekmiş. Şöyle çekeyim. Tarif kanalımda var ama gene şu aşağıya yazarım ya da videonun üstüne. Çok pratik, çok kolay. Biz iki ölçü yapacağız. Biraz da buzluğa katacağım. Katacağım neyse atacağım. Bugün töbe konuşamıyorum. Var bugün bende bir şeyle. Bu böyle yoğurduktan sonra yarım saat bekleyecek. Gene içindeki malzemeleri de söyleyeyim. Biz iki ölçü yaptık ama ben size tek ölçü malzemesi söyleyeyim. Bir tane yumurtanın sarısı dışına beyazı içine olacak arkadaşlar. Şurada da var toplanmış. Ondan sonra bir yumurtanın beyazı içine sarısı dışına ne kadar yoğurt? Bir su Bir su bardağı yoğurt. bardağı. Yarım su bardağı yağ. Yarım paket yağ. 125 gramlık paketlerden değil mi? Yarım paket margarini eritiyoruz. Yarım paket de sıvı Ha, yağ. yarım pakette sıvı Onun yarım yağymış. su bardağı. Yarım Aklını su. Neyse biz karıştırmayın. çok güzel tarif verdik. Ben en iyisi yazayım. Hiç kafamızı karıştırmayalım. İçinde karbonat var. Dereotu var. Yumurta var. Yoğurt var. Kabartma tozu yok. Maya falan da yok. Böyle güzel kıyır kıyır bir sirke var. Bir poğaça oluyor arkadaşlar. Hem bayatlamıyor öyle. Bayağı uzun kalabiliyor. Buzlukta da şeyde de. Hem de bereketli oluyor biraz. Pişince dolaba kaldıracağız biraz. Birazını da koyarım tapıra. Dolaba alırız buzdolabını. Oradan canlar istediği alıp yerler. Şöyle hamurlarımızı yaptık arkadaşlar. Ben pastane poğaçası gibi kapattım. Yasemin de şöyle üstten kapattı. Şimdi yumurtasını süreceğiz. Çörek otunu atacağız. Bir tepsi fırında pişiyor. Bu ikinci tepsi. Yani iki tepsi çıktı yaptığımız ölçüde. Böyle pişmeye bırakacağız şimdi. Şöyle pişti arkadaşlar. Şöyle arkasında göstereyim. Gayet güzel, pratik. Bence çok güzel oldu. Kokusunu da duysanız keşke. Bugünkü sınavda bu. Geç saatte oldu ama gene de insanı zorluyor. Günaydın. Hayırlı huzurlu sabahlar olsun. Ben kız kardeşime gidiyorum. Uzun zamandan sonra ilk kez Elia Hanım'ı göreceğim. Çok özledim. Şöyle yolda size de bir merhaba diyeyim dedim. Burası yürüyüş parkı. Şu bisiklet yolu. Ve benim yaşımda benden biraz daha büyük ablalarımız da var. Yürüyorlar şimdi. Yani insan
İstese de istemese de bahanelerin arkasına sığınmazsa gayet de güzel kendine yürüme imkanı bulabiliyor. Ben ilk bu diyet işine başladığımda her zaman diyorum, belki de sıkıldınız artık duymaktan ama dışarıda çıkıp yürüyecek bir özgüvene sahip değildim. Ve evimde 1,5 yaşında bir kız çocuğuna bakıyordum. Biliyorsunuz zaten o videolarımı da daha önce de yayınladım. O kız çocuğuyla, Esma'suyla dans ediyordum, oynuyordum. Kucağıma alıyordum ağırlık niyetine. Çok güzel anlar, dakikalar geçiriyordum. Yorulmuyor muydum? Çok yoruluyordum. 160 kilo bir insanın, hantal bir insanın bir gün birdenbire spor yapmaya başlaması hiç kolay değil. Belki bilmiyorum, oradan bakınca bazen hikayem kolay geliyor olabilir ama inanın kolay değildi. Ama siz bir yerden hareket etmeye başlayınca pes etmeden düşseniz de kalksanız da hep devam edebiliyorsunuz. Ben o düşmeleri, kalkmaları, işte ne bileyim kaçamak yaptım, diyeti bozdumları hep küçük dinlenme molaları olarak gördüm. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama çok şükür şu an olduğum noktaya geldim. İlk bu işe başladığımda dediğim gibi ben işte 100 kilo vereceğim diyerek girseydim bu iş benim için en başından çok korkunç olurdu. Çünkü biliyorum ki 5 kilo vermek bile büyük bir çaba gerektiriyor. Düzenli bir şekilde kalıcı olarak 5 kilo vermek bile. Hele de geldiğim şu noktada bunu daha da iyi anlıyorum. O yüzden verdiğiniz tek bir grama bile şükredin. Ve o verdiğiniz tek bir gram, tek bir kilo bile sizin daha çok çabalamanıza neden olsun. Damlaya damlaya gerçekten göl oluyor arkadaşlar. Kızım Seyfa'ya ulaşamadığın için mi sinirleniyorsun? En azından elinde somut.
Merhabalar. Size evimin kalbi İtfandan sesleniyoruz. Şurada arkamda Atatürk Sütü'nde duruyor. Yemek pişirdiklerinin sesini duyuyorsunuz. Hatta belki benim sesimi duymuyorsunuzdur. Kuru fasulye yapıyorum. Kız kardeşim biraz kuru fasulye verdi. Onlar satın aldı, biri varmış. Çok memnun kaldığını söyledi denemem için. Pişir bir beğenirsen dedi. Sen de ondan al dedi. Çünkü geçen A101'den aldım, hiç hoşuma gitmedi. Tadı güzeldi ama böyle çok çabuk parçalanıyordu yani. Böyle nasıl diyeyim, istediğim gibi bir görüntü olmuyordu fasulyeyi pişirince. O nedenle onu pişiriyorum bugün. Salata malzemesini çıkardım. Birazdan salata da yapacağım. Onun dışında bugün neredeyse Ramazan'ın ilk haftası mı ne görmüştüm kız kardeşimi. Bugün ilk kez kız kardeşimle görüştüm. Kayınvalidesi kendi evine geçmiş. O yüzden o ders verirken Elia'nın yanında birinin durması gerekiyor haliyle. Çünkü karı koca ikisi de öğretmen olduğu için ikisi de ders veriyor online olarak. Çok güzel bir vakit geçirdim ama şöyle bir sıkıntı var. Çok uykum var şu anda. Neden? Çünkü hala uyku düzenimi oturtmuş değilim. Yatsam bile, uykuya dalsam bile çabuk uyanıyorum. Hemen uyanıyorum. 15 dakikaya, 20 dakikaya bir uyanıyorum. Allah'a çok şükür hani öyle çok çok eski zamanlarda böyle fasayla kaygıyla uyuduğum zamanlarki gibi bir uyku bozukluğu değil ama dediğim gibi sahura kadar hani yatıyorduk birkaç saat, geri kalkıyorduk falan, sonra ezana kadar bekliyoruz falan. O benim hala düzenimi oturtamadım yani, sizin anlayacağınız. Dün de öyle çok kalitesiz uyku uyudum. Çok sık uyandım. Böyle WC ihtiyacı için falan da değil yani. Normal uyandım. Uyuyamadığımdan uyandım yani geri. Neyse. Ezandan sonra tekrar yattım. Sonra geri kalkamam korkusuyla bu sefer de. Sürekli saati kurmuşum. 7'ye kurmuşum. 7.30'a kurmuşum. 8'e kurmuşum. Çünkü 8.30'da kız kardeşimde olmam gerekiyordu. 7'ye kurduğum saate 6.30'da geri kalktım. 7'ye çeyrek kala geri kalktım. 7'de geri kalktım. 7'ye çeyrek. 15 dakikaya bir kendi vücudumu kurmuşum, haberim yok. Ne uyuduğumu bildim, ne uyandığımı bildim. Sonra dedim kalk Emine, nasılsa uyuyamayacaksın sen. Böyle de bayılıp kalacaksın. Bir kere de öyle olmuştu yani. Uykuya yenik düşmüştüm. 8.30'da orada olmam gerekiyordu. Son anda yetişmiştim yani. Hatta biraz da geç kalmıştım. Çünkü onların ders saati başladığı anda derse girmek zorundalar online olduğu için. Kalktım, hazırlandım, gittim. Kahvaltıyı orada yaptık. Vlog ekleyeceğim. Bugünkü vlogu da eklerim yani. Kahvaltıyı orada yaptık. Ben Elia ile uğraştım. Çok güzeldi. Ay, çok özlemişim ya. İnsan ben zaten artı çok seviyorum bebeklerle uğraşmayı ama tabii ki de insanın kanı, canı, ciğeri bambaşka oluyor. Yani Allah, Rabbim isteyen herkese nasip etsin. İnşallah kimsenin kucağını boş bırakmasın. Çok başka bir duygu yani teyze olmak. Ne bileyim, çok özlemişim de gerçekten. Onunla vakit geçirdik. Oynattım, ettim. Kardeşim de aralarda beraber kahve içtik. Hala kendimi oruç gibi de hissediyorum. En son onlara gittiğimde oruçtum mesela. Hala kendimi bir oruç psikolojisinden de çıkaramadım açığı söylemek gerekirse. Eve geldim, dediğim gibi o fasulyeyi denemek için fasulyeyi yapmaya başladım. Sonra salata malzemesini çıkardım, yıkadım. Şimdi onları yapacağım, salatayı yapacağım. Kızlar da ben yokken yürüyüşe çıkmışlar. Ondan sonra evimizin yakında bir yürüyüş parkı var. Zaten ara ara vloglarımda da görüyordunuz önceden. Şimdi çok fazla gidip gelemiyoruz şeyden dolayı ama yürüyüşe çıkmışlar. Gelmişler. Bu sefer dünden poğaça yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Dünkü vlogu izleyenler bilir. O poğaçalarla güzel bir kahvaltı yapmışlar. Afiyet bal şeker olsun. Hatta sadece poğaça ve domates salatalık falan, yani böyle yanına başka bir şey yapmaya gerek duymamışlar. Ortaya koyduk diyor poğaçayı, diyor Yasemin. Çayımızı demledik, domates salatalık çıkardık. En güzel kahvaltı. Öyle yani. Onlar da akşam ondan sonra derse koymuşlar. Biraz dinlenmişler vesaire vesaire. Kayseri'de bugün hava çok güzel. Bir ara çok esti. Oradayken de, kız kardeşimdeyken de çok esti. Sonra geri düzeldi. Gene dedim gelirken yağmura mı kalacağım? Allah'a çok şükür yağmur yağmadı yani. Ben oradayken gelince de yağmadı. Şimdi hava çok güzel. Şöyle size de göstereyim.
Sonra ben salatamın başına geçeyim. Bir salatayla vakit geçelim bakalım. Biliyorsunuz bol salata tüketiyorum ki gözüm de doysun. Çünkü tabaklara koyduğum bazen gözümü doyurmuyor ama fazla da o yemekten almak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz birçok yemek sınırlı yeniyor. Mesela nohut ayda bir, fasulye iki haftada bir gibi, bulgur haftada bir. Ondan sonra hani çok da kendim onlarla şişirmek yerine daha zararsız olan salatayla şişirmeyi tercih ediyorum. Şişirmek de demeyin, yanlış olmasın. Çünkü karatayda sınır tokluk hissettiğin an bırakmaktır. Ben de elimden geldiği kadar tokluk hissettiğim anda bırakmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar meyve yiyip yemediğimi sormuşsunuz. Elimden geldiği kadar gündüz ya kahvaltımda ya da kahvaltımın hemen sonrasında içtiğim Türk kahvenin yanında, eğer kahvaltıda tüketmediysem ama hemen sonrasında içtiğim kahvenin yanında bir adet elma ya da artık elimde hangi meyve varsa yasak olmayanlardan tüketmeye çalışıyorum. Ama bazen de öyle zaman oluyor ki hiç aklıma gelmiyor meyve yemek. O nedenle kuru yemiş de aynı şekilde. Bazen de olmuyor evimizde, yani her zaman çiğ kuru yemiş bulunmayabiliyor evimizde. O nedenle ara ara yiyorum, ara ara yemiyorum. Bazen canım istemiyor, bazen bilinçli olarak yemiyorum. Çünkü sonuçta meyve de şeker ve oradan da şeker alıyoruz. Ben kilo vermek istiyorum. Kilo verme dönemlerim. Tabii ki de yiyebilirsiniz sağlıklı, yasak olmayan meyvelerden ama onu da bazen farkında olmadan çok abartan arkadaşlarımız oluyor. Ben görüyorum, bana mesaj attıkları için biliyorum, sizden daha çok görüyorum herkes karatayı nasıl yapıyor vesaire. O nedenle ben elimden geldiği kadar en azından bu 2-3 ay daha kontrollü şekilde tüketmeye çalışacağım meyveyi. Ramazan'da da o şekilde destekledim gene. Bakalım, yenmez demiyorum ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Bazen videoyu geçiştiriyorsunuz, sardırıyorsunuz. Ben o videoda o sizin sorduğunuz soruyu cevaplamış oluyorum zaten. Anlatmış oluyorum belki uzun uzun ama siz geçtiğiniz için belki yemek yaparken anlatıyorum karatayla ilgili önemli bir şey. Çünkü o anda aklıma geliyor. Çünkü ben bir öğretmen değilim. Karatay konusunda da bilirkişi değilim. Bu konuda eğitim de almadım. Aklıma videonun içinde nerede ne gelirse onu söylüyorum, bildiğim ya da bildiğimi düşündüğüm şeyleri. O yüzden zaten vloglarım kısa arkadaşlar. Çok sardırmadan sardırmadan izlerseniz aslında o vlogun içinde izlerken merak ettiğiniz şeylerin cevabını da vlogun içinde bulabilirsiniz. Şimdi ben kalkıyorum. Biraz dışarıyı göstereceğim size. Sonra salatamı yapacağım. Sonra da akşam yemeğini yiyeceğiz. Şöyle dışarıyı göstereyim dedim. Dediğim gibi çok maşallah günlük güneşlik. Evet, çiçeğimi son halinde göstereyim size dedim. Böyle kabını değiştirmiştim zaten, biliyorsunuz. Daha bir yüksek bir kaba aldım ki yapraklar aşağı doğru sarkıyor. Kırılmasın diye. Açmaya devam ediyor. Gayet memnunuz halimizden. Bu arkadaş daha o ilk açtıktan sonra bir daha açmadı. İnşallah o da açacak. Bakalım. Akşam yemeğimiz kuru fasulye, zahterli salata yaptım. Fasulyenin tadı da gerçekten çok güzelmiş. Kız kardeşimin önerdiği kadar var. Şöyle de bir kasede yoğurdum var. Pilav yapmadım. Kızlar da yemeyecek pilav zaten. Hadi bize afiyet olsun.